Ece! Merak ettim seni ya. Vaktin var mı? Laflayalım biraz. Bunları da götürür müsün Hülya teyze? Tabii canım. Şu evi görmek bile istemiyorum. O kim? Hülya. Akşam gelecektiniz. Ece dönmek istedi. Ece nerede? Karşı komşunun kızıyla konuşuyor. Ne haber canım, özlemişim seni. Ben de seni. Mirat Bey merhaba. Bugün iş yok mu? Gidiyorum şimdi. Hoş geldiniz. Sizinle de şöyle bir vakit geçiremedik. Sohbetiniz çok güzeldir eminim. Ortamına ve insanına göre değişiyor Hülya Hanım. Bunlar ne? Ha, Ece'nin ihtiyaçları varmış. Biraz ciciler aldık. Bir şeye ihtiyacınız olursa ararsınız Deniz Hanım. Mirat Bey, sizin at çiftliğiniz nerede? Riva yanında. Ha, bir gün mutlaka ziyaret etmek isterim. Böyle mi bu? Soğuk tavırlar filan. Efendi biri. Müdür pazartesi annemi bekliyor. Yoksa o gelecekmiş eve. Kimse bilmiyor ki durumu. Hala o evde kalıyoruz sanıyorlar. Söyle o zaman annene. Saçmalama, her şey ortaya mı çıksın? Sonra nasıl gideceğim ben okula? Herkes dışlar beni. Hem annem de delirir. Zaten sinirleri bozuk. Ne yapacaksın peki? Bilmiyorum. Pazartesi yeniden konuşacağım müdürle. Otursana. Mehmet amca ile Ozan nerede? Babamın biraz tansiyon problemi çıktı. Yukarıda yatıyor. Ozan da yanında. Ha, iyi oldu. Seninle konuşmam gereken bir şey var. Ece söyledi. Hamileymişsin. Gel yukarıda konuşalım. Benim doktorum zaten çok iyi. Klinikte süper hijyen bir yer. Hülya, sen beni dinlemiyor musun? Ben bu bebeği istiyorum. Diğer çocukların ne olacak Deniz? Ece'nin ne halde olduğunu farkında mısın? Ece bana psikolojik şiddet uygulamaya çalışıyor, anlamıyor musun? Seni de buna alet ediyor. Kızın az bile söylüyor. Halinize bak. Durumunuz ortada. Çocuklarım aç değil, açıkta değil. Mütevazi yaşamayı öğrenecekler. Ece de şu dünyada markadan, etiketten, maddeden çok daha önemli şeyler olduğunu bir gün anlayacak. Tabii izin verirsen. Ha, bana mı laf sokuyorsun? Yok, direkt söylüyorum. Sakın kızımla arama girme Hülya. Ve o pahalı hediyeleri almaktan vazgeç. Neye ihtiyacı varsa annesi olarak ben alırım. Bütçemiz neye yetiyorsa. Peki, öyle olsun Deniz Hanım. Ben gideyim o zaman. Sen bilirsin. Güle güle. Hülya teyze. Gidiyor musun? Evet canım. Sonra görüşürüz. Ne oldu? Tartıştınız mı?
söylesene ne oldu? Hamile olduğum aramızda kalacak demedim mi ben sana? Amon senin en yakın arkadaşın. Benim en yakın arkadaşım Ece, senin değil. Özel durumumla ilgili konuları ben istersem söylerim. Başkasına düşmez. Çocuğum bile olsa. Ha, öyle mi? Kimse öğrenmesini istediğine göre herkese rezil olacağımızı sen de biliyorsun herhalde. Ece bağırma, duyacaklar. Hülya teyze de saçmalıyorsun dedi, değil mi? Sen de kadına kızdın. Anne, bak eğer o çocuğu doğurursan ben bu evi terk ederim.